Fotoğrafı çektik aslında, şöyle küçük bir fotoğraf, hem de yapılan çalışmaları, çözüm yollarını konuşalım istiyoruz. Siber güvenlik uzmanı Halil Öztürkçü akşam haberlerinin konuğu. Hoş geldiniz, iyi akşamlar, yerimize hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş bulduk. Şimdi biz toparlamaya çalıştık tabii bazı rakamları paylaşarak ama çok az bizim aktardığımız şey. Öncelikle şöyle başlayalım, o benim tam olarak anlatamadığım şeyden başlayalım. Siber saldırı dediğimiz zaman buradan ne anlamalıyız? Nasıl düzenleniyor? Hangi yöntemlerle gerçekleşiyor ve bu siber saldırılarda en zayıf halka ne? Tabii şimdi şöyle, siber saldırıları kimler kimlere karşı gerçekleştiriyor sorusunu biraz ayrıştırarak bu sorunun cevabını vermem gerekiyor. Bir kere devletlerin devletlere yaptığı siber saldırılar var. Bir bu. İkincisi devletlerin, özellikle Çin gibi devletlerin ticari sırları çalmak adına şirketlere yaptıkları saldırılar var. Yani ikinci hedef şirketlerin kendileri. Üçüncü olarak da birey olarak baktığımızda bireylerin kendilerinin siber saldırıya maruz kaldığı durum söz konusu olabilir. Bununla alakalı olarak temel motivasyon, bahsettiğiniz rakam için rakamları baz alarak konuşursak aslında işin ekonomik tarafına genellikle siz değindiniz, fakat iş sadece ekonomi olarak değerlendirilmiyor. Siber dünyada az önce bahsetmiş olduğumuz, yine NATO'nun genel sekreterinin açıklamış olduğu madde 5'i biz devreye sokarız dediği şey aslında NATO ülkelerinden herhangi bir tanesine yapılacak bir saldırının, konvansiyonel bir saldırının eşleniği olarak siber saldırının da değerlendirilmesi anlamına geliyor. Yani bir siber saldırı gerçekleşmesi durumunda, ki bunu geçmişte gördük, Estonya'nın sistemlerine Rusya merkezli saldırganların Rusya kökenli ya da Rusya ile devletiyle ilişkili olduğu bilinen saldırganların siber saldırı gerçekleştirmesi ve Estonya'nın sistemlerinin devre dışı kalması. Hakeza yine Ukrayna 2015'te elektrik santrallerine siber saldırının yine Rusya tarafından gerçekleştirmesi. Bunlar aslında devletlerin birbirlerinin sistemlerine zarar verecek, hem konvansiyonel sonuçları olabilecek hem de aslında bireysel olarak da sokakta vatandaşın hayatına etkileyebilecek saldırılar. Bunları bir taraftan da bir istihbarat toplamak amaçlı yapıldığını biliyoruz ülkeler arasında, ki bununla alakalı Amerika seçimlerine Rusya'nın müdahalesi de yine siber saldırı olarak değerlendirilebilirdi. Fransa mesela son zaman seçimlerde Rusya'nın siber saldırı yaparak seçim sonuçlarına müdahale etmesinden korktuğunu açık açık beyan etmişti. Dolayısıyla siber saldırılar sadece işin ekonomik tarafı değil, ülke siyasetine, dünya siyasetine yön veren bir tarafla da, beşinci boyut olarak da karşımızda duruyor. Tabii bir taraftan da şirketlerin kendisiyle alakalı korunması gereken ya da siber saldırıya uğramalarıyla alakalı çok fazla haber duyuyoruz. Facebook, Instagram, Twitter ve buna benzer her gün neredeyse şirketlerin hacklendiğini, kişisel verilerin dışarıya sızdırıldığını biliyoruz. Bununla beraber yine finans tarafında çok ciddi siber saldırıların gerçekleştirildiğini ve çok ciddi paraların hackerlar tarafından çalındığını biliyoruz, ki bundan 2 sene önce Bangladeş Merkez Bankası'nın SWIFT sisteminin hacklenmesiyle 60 milyon doların hackerlar tarafından tek bir seferde ele geçirildiğini biliyoruz, ki bu sadece işin finansal tarafıyla alakalı kısım, yani sigorta ve finans dediğimiz bankacılık bu işin içerisinde. Bireysel olarak baktığımızda da evet, kişisel bilgilerimiz bir şekilde hackerların eline geçebiliyor ve bunlar şantaj amaçlı kullanılabiliyor, dolandırıcılık amaçlı kullanılabiliyor ya da işte kredi kartı ya da banka bilgilerimizse bizim adımıza, bizim bilgilerimiz kullanılarak bizim ekonomik bir zarara uğramamız durumu söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla çok boyut var bu işin içerisinde. Devletlerin boyut, devlet seviyesinde bir boyuttan bahsedebiliyoruz. Şirketler seviyesinde etkilerinden bahsediyoruz ve birey olarak da bizi etkileyen, sokaktaki vatandaşı etkileyen saldırılardan bahsediyoruz. Örnek olarak yine bir aktivist saldırıları dediğimiz, yani herhangi bir şekilde kendi propagandasını ya da inancı, düşünceyi ya da ideolojiyi yaymak adına hackerların saldırı gerçekleştirdiğini biliyoruz, ki burada da işte hatırlarsınız Rus uçağının düşürülmesi Türkiye için çok ciddi bir dönüm noktasıydı. Bununla beraber Anonymous grubu Türkiye'yi hedef almıştı ve Türkiye'den bizim bildiğimiz 3 tane bankanın bütün sistemleri neredeyse erişilemezdi. Yani sokaktaki vatandaş cebindeki kredi kartıyla gidip POS cihazından para ödeme yapmak istediğinde ya da ATM'den para çekmek istediğinde gerçekleşen siber saldırıyla dan kaynaklı olarak bu işlemi gerçekleştiremedi ve biz buna şahit olduk. Dolayısıyla artık hayatımızın her anına dokunan bir siber savaş, siber
alandan bahsediyoruz. Buna NASA'nın hacklenen uyduları da dahil, bizim sokaktaki köşe başındaki ATM'den para çekememe durumumuz da dahil. Tamamının kökeninde bir siber. Şimdi tabii bu noktada akla şu soru geliyor. Özellikle şirketler, işte finans şirketleri ya da herhangi bir konuda iştigal eden şirketler. Bu saldırı nasıl gerçekleşiyor? Yani bildiğimiz kadarıyla biraz önce ben dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım ama tabii ki benimki çok kısa bir şeydi. Yani dedik ki işte bir mail gelir, o maile tıklarsanız ve tıkladığınızda bilgileriniz karşı tarafın eline geçer, sonra da sizden fidye isterler. Bu şekilde mi çalışıyor mekanizma? Bu yöntemlerden bir tanesi. Yani işin belki de sizin sorunuzun ikinci kısmıydı, yani en zayıf halka hangisi diye bir sormuştunuz. O sorunun cevabı, her ne kadar son zamanlarda en zayıf halka insan demeyin, insan çok zayıf bir halka değildir, onu başka şekilde isimlendirin diye sektör içerisinde bir takım itirazlar gelse de bizim bildiğimiz ve bizim inandığımız haliyle en zayıf halka insan. Çünkü siz milyonlarca dolar yatırım yapıp sistemi kuruyorsunuz, fakat bunu kullanan insan ve insanın bir takım zaafları var. Korku mesela bunlardan bir tanesi, ümit bunlardan bir tanesi, vaat bunlardan bir tanesi. Bunları vaat ederek, korkutarak insanların bir takım aksiyonlar yapmalarına olanak tanıyorlar saldırganlar ve bilgisayarlarını ele geçirerek, bunu ben kişisel bilgisayarlar ya da büyük kurumlara yapılan saldırıların başlangıç noktası olarak bahsettiğiniz, yine fidye yazılımlarının bir başlangıcı da benzerdir, girdiğini biliyoruz. Fakat tek saldırı yöntemi bu değil. Yani illa bir elektronik posta gelecek ve onun ekini tıklayarak sisteme bulaşacak bir zararlı kod üzerinden sistem ele geçirecek diye bir şey yok. Sizin sistemleriniz internet açık sistemleriniz olabilir ve bunun için herhangi bir şekilde bir kullanıcı etkileşimi gerekmiyor olabilir o sistemi ele geçirmek adına. Bu mobil telefonunuz üzerinden de gerçekleşebilir ki bunu özellikle İsrail'deki bir takım güvenlik şirketlerinin, daha doğru ifadeyle bir takım şirketlerin özellikle Dubai gibi ya da Suudi Arabistan gibi ülkelere uzaktan cep telefonlarına casus yazılım yüklemek için geliştirdikleri siber silahları sattıklarını da biliyoruz. Yani kullanıcının herhangi bir şekilde bir etkileşime girmesine gerek kalmadan cep telefonuna casus yazılım yüklenip onunla alakalı bilgiler toplanabiliyor. Yani bir mailin gelmesine ya da tıklamasına gerek yok. Bunun benzerinin sistemlerin, sunucuların ya da bilgisayarların ya da web sitelerinin bünyesinde barındırdıkları açıklıklar üzerinden de sistemlere yerleştirilebilir. Fidye isteyebilir, bu bir yöntem. Oradaki veriyi çalabilir, oradaki veride değişiklik yapabilir. Örneğin borcu olanı borcunu silerek borcu yokmuş gibi gösterebilir. Bir örnek olarak söylüyorum. Evet. Ya da kendi hesabına para transfer edebilir. Bir finans sistemi için söylüyorum bunu. Ya da buna benzer birçok işlemi gerçekleştirebilir. Ama en çok bilinen, son zamanlardaki büyük siber saldırılara baktığınızda en zayıf halka olan insanın kullanıldığını biliyoruz. İnsanın bir şekilde kandırılarak o zararlı kodu çalıştırması ve ardından saldırganın giriş noktasını ele geçirdikten sonra sistemlerde, arka taraftaki sistemlerde ilerleyerek sistemlerdeki açıklar üzerinden sistemi ele geçirdiğini biliyoruz. O zaman kısaca şuna da değinelim. Ülkeler ve uluslararası şirketler özellikle bu konuda hangi adımları atıyor ve bizim Türkiye'de durum nedir? Kurumlarımız ne yapıyor? Şirketler ve kişiler noktasında ne yapılabilir korunmak için? Tabii şöyle, şimdi şirketler, özellikle ülkemiz adına konuşursak, biz zamanında bu konularda çok fazla muzdarip olduğumuz için sistemlerimizi gerçekten iyi konfigüre ettiğimizi söyleyebiliriz. Yani siber güvenlik açısından baktığınızda, en azından kritik sektörler olarak baktığımızda finans tarafı için ya da telekom sektörü için iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz yurt dışına kıyasla. Fakat tabii bununla alakalı olarak ülkede temel bir strateji de geliştirilmiş durumda. Her ne kadar son birkaç senede biraz sekteye uğrasa da geliştirilen stratejiler var. Siber güvenlik stratejileri var ve kamu kurumları ve kritik altyapı dediğimiz işte sudur, elektriktir, ulaşımdır, finanstır, bu tür alanlarda çalışan kamu ve özel sektörlerin uymak zorunda oldukları bir takım regülasyonlar var ve bunlar da siber güvenlik konusu başlığı altında o kurumların, o şirketlerin nasıl bir yapı kurmaları gerektiğini tarif eder. Ve Türkiye'de durum yurt dışına göre fena değil. Bunu söyleyebiliriz.
Bununla alakalı şirketler, devletler neler yapıyor diye sorarsanız da aslında işin 3 tane bacağı var. Bunlardan bir tanesi teknoloji bacağı. Çok ciddi teknolojik yatırımlar yapılmalı ve bunu da yapıyorlar. Fakat bir